Yukarıda birim kareli koordinat sisteminde noktalar verilmiştir. C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar koordinat sistemini incelediğimizde yatay eksen, apsisler ekseni, düşey eksen, ordinatlar ekseniydi. Ve biz bir noktanın koordinatlarını yazarken birinci bileşen olarak apsisi, ikinci bileşen olarak ordinatı yazıyoruz. O halde C noktasının apsisi 5, ordinatı ise eksi 2 olacağından koordinatları 5 virgül eksi 2 şeklinde ifade edilecektir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıda birim kareli koordinat sisteminde noktalar verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölgede bulunan noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Şimdi burası 1, burası 2, burası 3, burası 4. bölge. İkinci ve üçüncü bölgedeki noktaların apsisler toplamı istenmiş. B noktası ve E noktasına bakacağız. B noktasının apsisi eksi 3, apsis x ekseniydi arkadaşlar. E noktasının apsisi ise eksi 2. Bunların toplamı eksi 5 olacağından sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Yukarıda birim kareli koordinat sisteminde noktalar verilmiştir. D, x virgül y noktasını dikkate aldığımızda K, x eksi 2 virgül y artı 3 noktası kaçıncı bölgede yer alır? Şimdi D, x virgül y. Şimdi y ekseni üzerindeki bütün noktaların apsisleri sıfırdır. Ordinatları ise üzerinde bulunduğu eksi 4'e eşit olacaktır. D noktasının koordinatları 0 virgül eksi 4. Bu x virgül y'ye eşitmiş. O halde x 0, y eksi 4 olur. K x eksi 2 virgül y artı 3 olarak verilmiş. O halde k 0 eksi 2 virgül eksi 4 artı 3'ten eksi 2 virgül eksi 1 noktası olur. Her iki bileşenin de negatif olduğu bölge 3. bölge olacağından doğru yanıt C seçeneğidir. Koordinat sisteminde verilen k-3,2 noktası ile ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Hemen bir koordinat sistemi çizip k noktasını yerinde görelim arkadaşlar. Eksi 3 virgül 2. K noktasının yeri burada. Üçüncü bölgededir diyor. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4. bölgeydi. İkinci bölgede olduğu için bu bilgi yanlıştır. Koordinatları toplamı eksi 1'dir diyor. Eksi 3 artı 2 eşittir. Eksi 1'dir. O halde bu doğru oldu. Ordinatı 2'dir diyor. Birinci bileşen apsis, ikinci bileşen ordinat. Ordinatı 2 olduğuna göre bu da doğru. X eksenine uzaklığı 3 birimdir diyor. X eksenine uzaklığına bakıyoruz arkadaşlar. Burası 2 birim. Y eksenine uzaklığı 3 birim. X eksenine uzaklığı 2 birim olduğu için bu bilgi de yanlış. İki tanesi doğru olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. A, 3k-1,4m ile B, k artı 1,2m artı 4 noktalarının koordinat düzlemindeki konumları aynıdır. Buna göre C, eksi k virgül m artı 4 noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir? Şimdi sevgili arkadaşlar, A ve B noktalarının koordinat düzlemindeki konumları aynıysa, apsisleri ve ordinatları birbirine eşit demektir. O halde 3k-1 eşittir k artı 1 ve 4m eşittir 2m artı 4 olur. Burada bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplarsam 2k eşittir 2'den k 1 olur. Diğer tarafa geçtik. 4m eksi 2m eşittir 4. 2m eşittir 4'ten 2'ye böldüğümde m eşittir 2 olur.
Şimdi C noktasına bakalım. Eksi K virgül M artı 4 noktası. Yani eksi 1 virgül 2 artı 4'ten 6 noktası olur. Bunun x eksenine uzaklığı soruluyor. Eksi 1 virgül 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktası arkadaşlar. C noktası. X ekseni yatay eksen. Buraya olan uzaklığı. X eksenine uzaklık deyince arkadaşlar her zaman ordinatın mutlak değerci değerini düşüneceğiz. Burası 6 birim olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Aşağıda birim kareli kağıt üzerinde verilen koordinat sistemi üzerinde A eksi 4 virgül eksi 1 ve B 4 virgül 1 3 noktalarına sahip AB doğru parçası verilmiştir. Buna göre kareli zemin üzerinde verilen KLM üçgeninin köşe koordinatlarından biri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Şimdi arkadaşlar A noktası eksi 4 virgül eksi 1, B noktası 4 virgül 1'miş. Şimdi arkadaşlar burası ordinatı 1 ise demek ki şöyle x ekseni bunun bir birim altından geçiyor. Apsisi 4 ise o zaman y ekseni 4 birim soldan geçecek. 1, 2, 3, 4. Şimdi burası orijin, burası x, burası y ekseni. O zaman m noktası 1 virgül 1 olur. K noktası eksi 2 virgül 2 olur. L noktası eksi 3 virgül eksi 2 olur. 2 virgül eksi 2 olmadığına göre doğru cevap B seçeneğidir. A 3x eksi 6 virgül y artı 1 noktası orijin üzerindedir. B a bölü 3 artı 1 virgül b eksi 2 bölü 5 noktası y ekseni üzerindedir. Yukarıda verilenlere göre x artı 2y eksi a ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi orijin üzerindeki nokta 0 virgül 0 demektir arkadaşlar. O halde 3x eksi 6 eşittir 0 ve y artı 1 eşittir 0 olmalıdır. Buradan 3x eşittir 6, x eşittir 2 olur. Diğer taraftan y eşittir eksi 1 olur. B noktası da y ekseni üzerindeymiş. Y ekseni üzerindeki noktaların ortak özelliği apsislerinin sıfıra eşit olmasıdır. O zaman a bölü 3 artı 1 eşittir sıfırdan. A bölü 3 eşittir eksi 1. İçler dışarı çarpımı yaparsam a eşittir eksi 3 olacaktır. Biz x artı 2y eksi a'yı arıyoruz. 2 artı 2 çarpı eksi 1 eksi eksi 3 oldu. 2 eksi 2 artı 3'ten 3 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda koordinat düzleminde köşe koordinatları verilen ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar D noktasının apsisi eksi 4, ordinatı eksi 1. B noktasının apsisi 2, ordinatı 8. A noktasına baktığımda apsisi eksi 4, ordinatı 8. C noktasına baktığımda apsisi 2, ordinatı eksi 1 olur. Şimdi dikdörtgenin çevre uzunluğunu istemiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacak olursam arkadaşlar AB noktalarına eksi 4 ile 2 arası 6 birim. O halde AB kenarı 6 birim oldu. Şu şekilde B ile C arasına bakarsam eksi 1 ile 8 arası 9 birim. Demek ki BC arası da 9 birim oldu. O halde burası 9 ise karşısı da 9 dikdörtgen olduğuna göre. Burası 6 ise karşısı da 6. O halde buradan çevre 2 çarpı 6 artı 9'dan 2 çarpı 15 eşittir 30 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Dik koordinat sistemi üzerinde verilen A 0,0, B 6,0 ve C eksi 4,6 noktalarını köşe noktalarına sahip üçgenin alanı kaç birim karedir?
Koordinat eksenlerini çizelim arkadaşlar. Burası x, burası y ekseni. Burası orijin. Zaten A noktası burada 0,0'da. B noktası 6,0'da. Şöyle arkadaşlar 6,0'da. C noktası eksi 4,6'da. Bizden A, B, C üçgeninin alanı isteniyor. Şimdi burası 6 arkadaşlar, taban olarak düşünürsem. Şurayı da yükseklik olarak düşünebilirim. Bu uzunlukta 6. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 birim kare olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. K 3, a eksi 2 noktası x ekseni üzerinde ise L a eksi 1, 3 eksi a noktası koordinat sisteminde kaçıncı bölgededir? Sevgili arkadaşlar, x ekseni üzerindeki noktaların ortak özelliği ordinatlarının sıfıra eşit olmasıdır. O halde a eksi 2 eşit sıfırdan a 2 olur. O halde L noktası a eksi 1,3 eksi a ise 2 eksi 1,3 eksi 2'den L noktasının koordinatları 1,1 olacaktır. Her ikisi de pozitif olduğuna göre şöyle basitçe eksenleri çizecek olursam arkadaşlar, burası 1, burası 2, burası 3, burası 4. bölge. Her iki koordinat pozitif olduğuna göre bu 1. bölgede bulunacaktır. O halde doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıda koordinat sisteminde A, B ve C karelerinin alanları sırasıyla 100, 25 ve 196 birim karedir. Buna göre K noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir karenin bir kenar uzunluğu A ise arkadaşlar alanı A kareydi. Eşittir 100 ise büyük A için A eşittir 10 olur. O zaman 25 5'in karesi olduğundan burası 5. 196 14'ün karesi olduğundan burası 14 oldu. Burası orijin. 5 artı 14. O halde burası 19 yapar arkadaşlar. O halde K noktasının apsisi 19 oldu. Şimdi ordinatına bakalım. Burası 5. Burası 5. Bu bir kare olduğuna göre bir kenarı 14. 5'i buradaysa buraya 9 kalacaktır. O halde şu uzunluk da 9 olacağında ordinatı 9 oldu. O halde K noktasının koordinatları 19,9 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. Yukarıda birim kareli zemin üzerinde verilen noktalardan K, -3,2 koordinatları verilmiştir. Buna göre hangi noktanın koordinatları yanlış verilmiştir? Şimdi K noktası -3,2 ise burada öncelikle orijini bulalım sevgili arkadaşlar. -3 olduğuna göre arkadaşlar apsisi 3 birim sağa gitmeliyim. 1, 2, 3. Ordinatı 2 olduğuna göre 2 birim aşağı inmeliyim. 1, 2. Şimdi burası orijin olmalı arkadaşlar. 0,0. O halde buradan koordinat eksenlerini çiziyorum. Bakın. Şimdi tekrar kontrol edelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, 1, 2. K noktasının koordinatları eksi 3, virgül eksi 2. O zaman burası eksi 4, burası eksi 5 oldu. O halde S noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre ordinatı 0 olacağından eksi 5 virgül 0 noktasıdır. Şimdi R noktasına bakalım. Burası eksi 2. O zaman apsisi eksi 2 oldu. Ordinatı 2, 3, 4, 5 olacaktır. Yani R noktası eksi 2 virgül 5 olmalıdır. O halde bu da doğru oldu. Şimdi T noktasına bakalım. Eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9 apsisi. Ordinatı da 2 olur. Yani T noktası eksi 9 virgül 2 olmalı. Bakın bu yanlış arkadaşlar. Ama biz P noktasının da doğru olduğunu görelim. Bakın burası eksi 6. Burası da 5, 6 olacak.
Eksi 6,6 doğru. Bunun yanlış olduğunu, bunun 2 olması gerektiğini zaten ifade etmiştik. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Koordinat sisteminde K eksi 10 virgül eksi 6, I 2 virgül eksi 6 noktalarını birleştiren doğru parçasının orta noktasını gösteren noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar K eksi 10 virgül eksi 6 ve I 2 virgül eksi 6 noktasının orta noktasının örneğin arkadaşlar ben buna M noktası diyeyim. Koordinatlarını bulacağız. Bunun için arkadaşlar uçları toplayıp ikiye bölüyorum. Apsis için apsisleri toplayıp ikiye bölüyorum. Ordinat için ordinatları toplayıp ikiye bölüyorum. O halde M noktasının apsisi eksi 8 bölü 2'den eksi 4. Ordinatı eksi 12 bölü 2'den eksi 6 olur. Yani eksi 4 virgül eksi 6 aradığımız noktanın koordinatları olacağından sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.